Hazreti Allah, Musa aleyhisselama, ''Ya Musa, sana acayibattan bir sır bildireyim mi?'' buyurdu. Musa, ''Kelimullah, göster ya Rabbi'' diye iltica etti. Allah tarafından, ''Ya Musa, git filan yerdeki çeşmenin başına, kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle.'' emri geldi. Musa aleyhisselam gitti. Tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı. Biraz sonra atlı bir adam geldi. Atından indi. Kendisi su içip atını suladı ve zaruri ihtiyaçlarını tamamlayıp atına bindi gitti. Fakat giderken para kesesini çeşmenin başında unutup da gitti. Çok geçmeden bir çocuk geldi, o da su içti ve yolcunun unuttuğu altın kesesi bağlı olan kemeri alıp gitti. Aradan çok zaman geçmeden bu sefer bir ama geldi. Abdest aldı ve bir kenara çekilip ibadete başladı. Hazreti Musa gizlendiği yerden manzarayı buraya kadar takip etti. Biraz sonra altın keseli kemeri unutan atlı adam geri geldi. Kemerini çıkarıp bıraktığı yere baktı ki orada yok. Doğru amanın yanına vardı ve ona kemerini unuttuğunu, bulduysa vermesini söyledi. Ama görüyorsun ki iki gözüm de görmüyor. Hem ben keseyi almış olsam yanımda olması lazım. Ben de böyle bir şey olmadığına göre almış olmam imkansız diyerek adamı iknaya çalıştıysa da adam bir türlü inanmadı ve bu altını sen aldın, vermiyorsun diyerek amayı vurup öldürdü. Adam keseyi bulamamıştı ama amayı da öldürmüştü. Hazreti Musa sırrına vakıf olamadığı bu hadisenin mahiyetini öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Allahü Teala meseleyi şöyle izah buyurdu. Ey kelimin Musa, kemeri alan çocuğun babası daha evvel o atlı ağanın hizmetinde çalıştı ve ağa da onun hakkını vermemişti. Şimdi hakkını almış oldu. Ama ise daha evvel o ağanın babasını öldürmüştü. Sonra gözleri kör olduğu için onu tanıyan çıkmadı ve unutuldu gitti idi. Ama ben unutmadım ve amanın ölümünü o adam vasıtasıyla yaparak kısası yerine getirmiş oldum. Bu hadise karşısında Musa aleyhisselam secde-i Rahman'a vardı ve Allah'a şükürler etti.